Niğde'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler Niğde Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Öğrencilere Belediye Başkanı Emre Özdemir not defteri ve tohumlu kalem hediye etti. Niğde Belediye Başkanı Emre Özdemir, Niğde Belediyesi olarak hayvanları koruma adına büyük yatırımlar yaptıklarını, bölgenin en iyi hayvan ameliyathanesine sahip olduklarını söyledi. Şimdilik bir düzen sağlarsak teşekkürler. Bizler de göreve geldiğimiz günden bugüne neredeyse kesintisiz olarak sürekli buraya yatırım yapmaktayız. Şu an bile buradaki tadilat işlerimiz devam ediyor. Birazdan gezerken göreceksiniz. Hedefimiz bölgenin en kaliteli hayvanlarımızın, sokak hayvanlarımızın en huzurlu biçimde tedavi görecekleri, burada yaşama tutunacakları hayvan bakım evini bu rehabilitasyon merkezinin Niğde'mize kazandırmaktı. Çok da yol kat ettik. Birçok Türkiye'de ilke imza attık. Bu ilklerden bir tanesi neydi? Biz burada sokak hayvanlarımızı, özellikle tehlikeli ırkların hepsini eğitiyoruz. Sokak hayvanlarımızı da eğittikten sonra sahiplendirmek istiyoruz. Çünkü bu işin çözümü böyle, dünyada bu şekilde çözülmüş. Bugün de onlarca sokak hayvanımızı sahiplendirmiş durumdayız. Ve bu eğitimlerimiz devam ediyor. Öğrencilerimize, hayvanseverlere, gönüllülere ve belediye çalışanlarımıza sokak hayvanlarına ve tehlikeli ırklara nasıl yaklaşacaklarıyla alakalı eğitim veriyoruz. Projemizin adı da Gülen Dostlar Projesi'ydi. Projemiz de hız kesmeden devam ediyor. İnşallah yakın bir zaman içerisinde açacağımız bir kafemiz var. Öyle Down sendromu çocuklarımızın orada gündelik hayatlarını geçirecekleri, onların da hayatta ve insanlarımıza, hemşehrilerimize kaynaşabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Orada da yine sokak hayvanlarımız olacak. Onlarla rehabilitasyon üstüne çalışmalar yapıyoruz. O kafemizde yakın bir zamanda inşallah Hayat Kafe adını verdiğimiz kafemizde yakın zaman içerisinde bu sokak hayvanlarımıza birlikte açılacak. Öncelikle burada ben gerçekten Cansiparane çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi Niğde Belediyesi 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışmakta. Burada 2 tane veteriner ekibimiz var, 2 tane veteriner teknikerimiz var ve 20 tane personelimiz dediğimiz gibi neredeyse 7 gün 24 saat olarak çalışıyorlar. 3000'in üzerinde sokak hayvanımızı burada kısırlaştırdık. Bu kısırlaştırma dediğimizde bildiğiniz başlı başına bir ameliyat. Ama burada sadece kısırlaştırma işlemi yapılmıyor. Belki daha önce görenler vardır, bugün de göreceksiniz. Büyük bir ameliyathanemiz var. Bölgenin en iyi ameliyathanelerden bir tanesi. Sadece 3000 tane sokak hayvanı kısırlaştırılmadı. Aynı zamanda da 6000 ameliyat gerçekleştirildi sadece geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Sadece burada tedavi yapılmıyor. Birçok hayvanımızın dediğimiz gibi bu sadece kısırlaştırmayla alakalı değil, ne ihtiyaçları varsa onlarla alakalı bütün tedavileri burada gerçekleştiriyoruz. Ve burada baktıktan sonra kendi ayakları üzerinde durabildiklerinde yine doğal ortamlarına bırakıyoruz. 100 bin ton mama dağıttık biz burada geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarımız için. 100 bin ton mamayı bakım evimizde ve bütün Niğde'mizde, köylerimizde, beldelerimizde, mahallelerimizde başta olmak üzere 100 bin ton mamayı geçen sene dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın kıymetli çocuklarımız,